Biliyorsunuz ki tarihi bir manevrada bulundunuz. Akşener'in ittifaktan çıkması ve geri gelmesi olayında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yeni yetkililerinden bahsediyorum. Ve benim fark ettiğim bu manevradan sonra daha önceden sizi Twitter'da ciddi şekilde eleştiren, hatta direkt bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğime, AK Parti'ye oy veririm beyanında bulunan çok büyük hesaplar bir anda sizi desteklemeye ve karşıtlarınızı eleştirmeye başladılar. Ben bu yönde kendileriyle bir iletişiminiz oldu mu, bir isteğiniz oldu mu, bir çağrınız oldu mu, bunu merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle değerli arkadaşlar, bu seçim bildiğimiz klasik bir seçim değil. Yani geçmiş dönemlerde yaşadığımız seçimler gibi bir seçim değil. Bu seçim Türkiye'nin var olma yok olma seçimi. Yani demokrasi ya var olacak ya demokrasi yok olacak. Dolayısıyla burada kişileri tartışmak son derece yanlış. Kişileri. Olayı kişi endeksiyle tartışırsak bu işin içinden çıkamayız. Olay bir demokrasi olayıdır. Türkiye demokrasiyi ya getireceğiz ya otoriter rejime teslim olacağız. Bu kadar basit. Eğer biz sağduyuyla düşünürsek, evet 6 parti bir araya geldi. Bu 6 parti Saadet Partisi'nden tutun Cumhuriyet Halk Partisi'ne kadar değişik renklerde partiler. Ama bu partilerin ortak paydası demokrasi. Ortak paydası yargı bağımsızlığı. Ortak paydası parlamentonun güçlendirilmesi gibi demokrasiyi güçlendirecek ve bu ana eksende çalışacak partiler. Biz bunu vaat ettik, bir araya geldik. Tabii diğer partiler bunu düşünmüyor demiyoruz. Ama altı partinin hedefi bu. Dolayısıyla bazen milletvekili listeleri üzerinden tartışma oluyor, bazen kişiler üzerinden, bazen partiler üzerinden tartışma oluyor. Bence bu tartışmalar yapay tartışma. Asıl hedefi bulmamız lazım. Asıl hedef demokrasi ve özgürlükler, bunu yakalamak ve bu konuda mesafe almak. Bunu yapmamız lazım. Mansur Başkan bizde, Ekrem Başkan da bizde. Pek çok kişi var. Mansur Bey Ankara'da seçildi, başarılı bir belediye başkanı. Ekrem Bey, o da genç belediye başkanlarımızdan birisi. İstanbul gibi Avrupa'nın en büyük metropolünü yönetiyor. O da başarılı bir belediye başkanı. Bütün belediye başkanlarımıza büyük engeller çıkardı. Onu da bilmenizi isterim. Ama başkanlara şunu söyledim: asla şikayet etmeyeceksiniz. Göreviniz engeli aşmak ve halka hizmet etmek. Bu çerçevede yolumuza devam ediyoruz. Demokrasi için ve gerçekten de bu ülkede yaşayanların özgürlükleri için ve gerçekten de bu ülkede, hani parkta otururken, sinemaya giderken, tiyatroya giderken, pastaneye giderken rahatsız edilmeyeceğiniz bir dünyayı inşa etmek için çaba harcıyoruz ve kaderi siz belirleyeceksiniz. Bir şey daha söyleyeyim. Bu söylediğim çok önemli. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan, ilk kez oy kullanacak 5 milyon 300 bin genç. İlk kez sandığa gidip oy kullanacaklar. Öncelikle merhaba, ismim Ilgım. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi 1. sınıf öğrencisiyim. Benim sorum şunun hakkında: mevcut iktidarın kurduğu sistemin üniversitelere çok zarar verdiğinin farkındayız. Örneğin akademik kadroların siyasi sebeplerle içi boşaltılıyor ya da işte 8 Mart onur yürüyüşlerine katıldığı bilinen öğrenciler idari kadrolar tarafından mimleniyor okullarında. Değişiklik sonrası planlarınız arasında bu sistemi, üniversitelerdeki bu sistemi iyileştirmek adına bir şeyler var mıdır? Bunu sormak istemiştim. Teşekkür ederim. Var tabii, olmaz olur mu? Yani üniversitelerin içini boşalttılar. Üniversiteler üniversite olmaktan çıktı. Nerede bir boş bina buldularsa hukuk fakültesi yaptılar. İhtiyaçtan çok daha fazla mezunlar verilmeye başlandı. Mezun olanlar iş bulamaz hale geldi. Sonunda umutsuzluk beslendi. Herkes geleceği yurt dışında aramaya başladı. Bütün bunları değiştireceğiz. Yani bunu bilmenizi isterim. Nasıl? Bir, YÖK denen 12 Eylül darbe hukukunun ürünü olan kurumu kapatacağız. YÖK olmayacak. İki, her üniversite kendi rektörünü kendisi seçecek. Orada bilim insanları var. Mahallenin muhtarını mahalleli seçiyor ama üniversite kendi rektörünü seçemiyor. Akıl alacak şey değil. O da kendi. Demokrasi üniversitede olacak. Kendi rektörünü, kendi dekanını belirleyecek. Öğrencilerin seçimine katılma hakları olacak bizim düşüncemize göre. Üniversitelerin bilimsel özelliği, yönetsel özelliği ve mali özelliği olacak. Bu üç özellik olmadan bir üniversite üniversite olmuyor. Üniversitelerde
çok niteliksiz insanların getirildiğini, belli kadrolara taşındığını da gayet iyi biliyorum. Biz bunları da yakından izliyoruz. O konuda endişe etmeyin. Güzel çalışmalarımız var. Kimin nerelere geleceğini, nerelere gelmesi gerektiğini aşağı yukarı biliyoruz. Üniversiteleri gerçek anlamda üniversite yapacağız. Üniversitelerde planlama yapacağız. Ülkenin ne kadar öğretmene, ne kadar yargıca, ne kadar avukata, ne kadar veterinere ihtiyacı var, bunun planlanması lazım ve kontenjanların da buna göre belirlenmesi lazım. Dolayısıyla mezun olan bir kişinin üniversitede işinin hazır olması lazım. Merhaba Kemal Bey, ben Ata. Boğaziçi Üniversitesi 4. sınıf fizik öğrencisiyim. Aynı zamanda konumuzun Çağday Siyaset... Hangi bölümdü? Fizik. Fizik. Çağday Siyaset Topluluğu'nun başkanıyım. Size demin konuştuğunuz konuyla ilgili daha özel bir şey soracağım. Yakından takip ettiğinizi biliyorum. Okulumuzun uyduruk sebeplerle görevlerinden mahrum bırakılan hocalarını görevine iade edecek misiniz? Bir de Cumhurbaşkanı olarak sizi gördüğümüzde kampüsümüzde Çağday Siyaset Topluluğu olarak sizi ağırlamak çok isteriz. Olur, gelirim. Hiç endişe etmeyin. Ama önce şu, dün sizin hocalarla görüştüm. Onlara sözüm var. Kesinlikle o hocaların tamamı görevlerine yeniden dönecekler. Boğaziçi Üniversitesi'ne yakışmayan hocaları da eski görevlerine göndereceğiz. Şimdi bir üniversite dendiği zaman her üniversitenin kendi kültürü vardır. Her üniversitenin kendi alışkanlıkları vardır. Dolayısıyla üniversiteleri bağımsız kıldığınız zaman kendi kültürlerini zaman içinde büyütürler, genişletirler ve kurumsallaştırırlar. Üniversite o zaman gerçek anlamda üniversite olur. O nedenle Boğaziçi Üniversitesi'ne tahammül edemediler. Büyük sorunlar yaşandı, hepsinin farkındayız ve çözeceğiz. Geleceğiz. Daha önce grup başkan vekiliyken Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmiştim. Orada konuşurken de epey yuh yemiştik. Ama hiç kırılmadım. Çünkü öğrenciler rahatlıkla eleştirebilirler, kızabilirler. Dolayısıyla bu oldu diye ya da eleştirildik diye üniversiteyi değil, tam tersine üniversiteyi saygın bir kurum olarak yaşatmak gerekiyor. Tabii bu sefer gelirken yumurtaları hazırlayın. Sorulamayacak sorular kanunu çıkaracağım. Cinsiyetinizde, sana ne ya? Hangi inançtansın, sana ne ya? Bunları tamamen kaldıracağız. Olur mu böyle şey? Devlet dediğiniz saydam olur. Devlet dediğiniz kurum herkese saygı gösterir. Yani siz alıyorsunuz elinizde bir sopa, insanları dizayn etmeye kalkıyorsunuz. Olmaz. Hele 21. yüzyılda. Biz orta çağda mıyız ya? 21. yüzyılda bu olmaz. Kimlikler, inançlar saygı duyulacak alanlardır. Değerler saygı duyulacak alanlardır. Siyasetin konusu vatandaşın işi var mı, aşı var mı, karnı doyuyor mu, sinemaya gidiyor mu, eğleniyor mu, tiyatroya gidiyor mu, yurt dışına geziye gidiyor mu, turistik gezi yapıyor mu, Göbekli Tepe var, Göbekli Tepe'ye gitmek istiyor mu, görmek istiyor mu? 12 bin yıl insanlık tarihi geriye gittim, Şanlıurfa'ya gittim, onlara söyledim. Ya dedim, Japon'u merak ediyor, Amerikalısı merak ediyor, herkes merak ediyor bu Göbekli Tepe'de ne var diye. Urfalılar merak etmiyorlar, ne var burada? Ve onlara söyledim, Urfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verirseniz, Urfa'nın her tarafında 5 yıldızlı oteller olur ve buraya turist yağar. Ama bunu yapacak olan Büyükşehir Belediye Başkanı. Yapmıyorsa ceremeyi de Urfalılar çekiyor. Daha neler?